Ya elbette 25 yıldır yani Türkiye'de İmralı Adası'nda yani aslında mutlak tecrit 25 yıldır devam ediyor. Elbette ki geçmişte belki yapılan görüşmeler vardı, avukat görüşmesi, aile görüşmesi bir dönem oldu. Ama 25 yıl önderliği işte uluslararası komployla birlikte alınan bu kararla ve önderliği getirip Türkiye'ye teslim edilmesi aslında bunun Türkiye'ye teslim edilirken ve İmralı sistemini inşa ederken de İmralı sistemi kendisi zaten kendi başı başına bir işkence sistemidir. Yani bu konuda 25 yıldır bunun mücadelesi veriliyor. Ve 25 yıl önce bu komploya dair, uluslararası komploya dair alınan bu karar ve bu kararın işte uluslararası güçlerin içinde yer alması, sadece işte Türk devletin bu kararın verdiğine dair bunu hepimiz biliyoruz. Defalarca da ifade ettik ve ifade etmeye de devam edeceğiz. Onun için yani İmralı sistemi deyip de geçmek çok doğru değil. İmralı sistemini iyi anlamak gerekir. İmralı sistemini iyi analiz etmek gerekir. İmralı sistemi 25 yıldır önderlik orada kendi başına, tek başına ciddi bir direniş, ciddi bir mücadele verdiğine dair aslında dünya halkları bunu çok iyi öğrendiler, bunu çok iyi bildiler bunu ve bu iyi görünüyor. Yani 25 yıl bir insan kendi başına bir adada ve bu adada işte kendi penceresinin kenarında yeşeren bir ot bile fazla, kendisine fazla gülen bir zihniyet, bir devlet sistemi. Her ne kadar bugün dünya buna sessiz kalsa da, bu tecriti görmese de aslında Orta Doğu'da yaşanan kaosun, Orta Doğu'da diyelim ki yaşanan bu savaşın bu şekilde bu uzun sürdürülmesi, bunun tek çözüm adresinin İmralı olduğuna dair tüm dünya halkları ve dostlar bunu çok net gördüler. Yani bu neden kaynaklanıyor? Çünkü yani önderlik 25 yıl aslında İmralı Adası'nda bir manifesto hazırladı yani. Dünya halklarına dair manifesto hazırladı. Orta Doğu'ya dair bir manifesto hazırladı. Dolayısıyla Kürt sorununun hangi zeminde çözülmesi gerekir? Demokratik bir zeminde çözülecek elbette, ama hangi yol yöntemlerle çözülmesi gerekir konusunda da öncelik bunu çok açık ve net ortaya koydu. Orta Doğu sorunun nasıl çözülmesi gerekir noktasında yani öncelik buna dair çok ciddi işte şey ortaya koydu. Çözüm önerilerini, çözüm odaklı şeyleri ortaya koydu. Günümüzde işte günümüzün koşullarında bu tecrit kırılmadı yani. Tecrit gittikçe de ağırlaştı. Bir sadece tecritin kırılması tek meselesi değildi. Sadece artık tecrit değil, İmralı'nın tecrit divarlarının kırılması gerekir. Yani önderliğin, özgürlüğün, fiziki özgürlüğün söz. Kartpostal gönderilecek İmralı'ya. Bu kartpostalde 100 binin üstü Avrupa geneli. Bu da önemlidir çünkü biz haber alamıyoruz yani öndelikte. Yani biraz Avrupa sistemi, İmralı sistemini bu noktada şeye, yani şeyin merkezine koymak gerekiyor. Yani tıkatmak gerekir. Yani mektup göndererek, kartpostal göndererek 100 bin kartpostal bu planlamanın içerisindedir. Yine buna dahil işte diyelim ki İmralı'ya Avrupa üzerinde heyet gönderilmesi yani. Yani bu heyetin içerisine birçok bilinen şahıslar ve kesimler içerisinde yer alacaklar. Onun çalışması ve planlaması şu anda yapılıyor. Kampanya ve bu hamle çalışması yürütülüyor.